tüm tetkikler, tedaviler yapıldı. Sonraki aşamada kişiyi neler bekliyor? Beslenmenin de rolü, çevresel faktörün de önemi çok önemli. Hangisinde? Özellikle hipotiroid, Hashimoto diyorsunuz. Özellikle hepsinin... Çünkü tuzdan bahsediyoruz, iyottan nasıl kullanacağız ya da kullanmalı mı? Hashimoto hastalığında hastanın iyotlu tuz kullanmasının bir anlamı yoktur. Onlar iyotlu tuz vermiyoruz. Genelde evet. Normal tuz, iyotsuz tuz kullanmaktalar. Hı hı. Onun dışında özel bir diyet ya da bir şey gerekmiyor. Normal yaşamını nasıl sürdürüyorsa öyle sürdürebilir. Hı hı. Gıdaları alabilir, bir sıkıntı yok. Ama iyotlu tuzu tavsiye etmiyoruz Hashimoto hastalığına. Aynı şekilde hipertiroidi varsa yine iyotlu tuzu tavsiye etmiyoruz. Niye? Çünkü iyotu aldığı zaman tiroid hormonlarının ana yapısı zaten iyottur. Ne kadar çok iyot alınırsa o kadar çok tiroid hormonu üretilir. Bu sefer hem siz hipertiroidi var, yani tiroid bezi çok çalışıyor. Onu ilaçla baskılamaya çalışıyorsunuz. Bir de onun yanında tiroid hormonu yapan iyot veriyorsunuz. Onun için onlara iyotsuz olan tuzları kullanmasını tavsiye ediyoruz. Beslenme olarak hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında özel bir şey yok. Bir de tabii burada mesela iyotlu öksürük şurupları vardır. Mesela yine şeyli bazı çekimlerde, radyolojik çekimlerde damardan ilaç vererek yaptığımız çekimler vardır. Mesela iyotlu madde, kontrast madde olmaması gerekmektedir. Tabii eğer ki ama mutlaka hastalarımızın hekimlere gittiği böyle bir çekim olacağı zaman kullandığı ilaçları söylemelerinde fayda vardır. Çünkü hekim bilemeyebilir, tabii. Olabilir o arada çok yoğun olur, unutulabilir. Bu sefer hastaya faydalı olalım derken zarar vermiş oluruz. Onun için bu tür hastaların mutlaka hatırlatmasında fayda var. Yoksa onun dışında beslenme olarak bu dediklerimin dışında özel bir şey gerekmiyor.